Parti yönetimi en düşük emekli ailenin artırılmasına yönelik yürüttüğü çalışmayı artık tamamladı. Düzenlemeye ilişkin çalışma bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Karar verildikten sonra en düşük emekli ailenin ne kadar olacağıysa yarın kamuoyuyla paylaşılacak. En düşük emekli aylığı artırılacak. Rakam 16 Temmuz'da kamuoyuyla paylaşılacak. Temmuz ayında SSK ve Bağkur emeklileri %24,73, memur emeklileri %19,31 zam aldı. Ancak zama rağmen 1,8 milyon emeklinin maaşı 10 bin liranın altında kaldı. AK Parti kurmayları ve ekonomi yönetimi zamdan yararlanamayan 1,8 milyon emekli için yürüttüğü çalışmayı tamamladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkan Vekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, zam çalışması için geçen hafta sonu bir araya geldi. Toplantıda bakanlıkların etki analizleri ele alındı. Bazı rakamların ortaya çıkmasıyla beraber zam çalışması tamamlandı. Kök aylığa zam yapılmayacak. Hazine desteği verilecek. Edinilen bilgiye göre yapılan çalışmada 11.500, 12.000 ve 12.500 olmak üzere 3 rakam üzerinde duruldu. Ana eğilimse en düşük emekli aylığını 12.000'e tamamlamak yönünde. En düşük emekli aylığı 12.000 liraya yükseltildiği takdirde bütçeye maliyeti 60 milyar lira olacak. 3 rakam ve ortaya çıkacağı maliyet Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Ardından emekli zammında nihai karar verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığına ilişkin düzenlemenin meclise sunulacak vergi paketine ekleneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Bütçe karşılığının sürdürülebilirliği önemli. Herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermeden bunu sürdürmemiz lazım. Bütçe dengeleri en önemli bakış açımız. Geçmiş dönemdeki uygulama neyse aynı uygulamayı devam ettireceğiz.